Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Köyüme geldim ve artık köye göçmüşüz. Artık köyde gidip geliyoruz. Bu köydeki evimiz arkadaşlar, bakın şöyle göstereyim. Sabah uyandım ve bakın köydeyiz. Bakın şurada bir tatlı bir şey var. Hemen şöyle akşamda falan yemekleri getirdim. Fena bir şey. Çok iyi, çok güzel. Kedicik. Buna bir isim verelim. Yorumlarda yazın. İsimsiz galiba şu anda. Şimdi uyandım. Yayladaki diğer hayvanlara, sürüye gidemeyen hayvanlara ot götüreceğiz. Götürecekmişiz. Gidip çiftlikten ot doldurmam gerekiyor. Daha önceden bilen arkadaşlar vardır. Bilmeyenler için söyleyeyim. Arkadaşlar zaten köyümüz hemen şurası. Köye bitişik bir yer. Burası kışın koyunları koyduğumuz ahır. Şurada da kışın burada beklerken şurada ocak falan var. Köpeklere yal yapıyoruz. Böyle bir yer. Barınak gibi düşünün. Burası samanlık arkadaşlar. Doldurmuş abim. Bir yaz boyunca uzun bir çalışmalardan sonra bu kadar da full dolu. Hemen burayı da gösterelim. Ve bir kış boyu sürüyü beslediğimiz yer. Gayet iyi. Burası samanlık derken bunlar yonca otu. Bu da satın aldığımız saman. İşte bu şekilde arkadaşlar burası. Şimdi ot dolduracağım ki yayladaki sürüye gidemeyen hayvanlar aç kalmasın. Arkadaşlar yaylaya geldim. Bakın dağlara kar yağmış. Sonra da gösteririm. Hemen geldik. Tavuklara buğdasını döktük. Köpeklerimin yanlarını verdim. Bir diğer köpeğim bağlıydı. O da gelsin. Sen de burada ye oğlum. Köpeklerim karnını doyursun. Ardından abim şurada taşlara tuz döküyor. Sürü tuza ihtiyacı var. Tuzlarını yedikten sonra sürüye gideceğiz. Bakın, odunları da hala götürmemişiz ama abim biraz doğramış. Küçük soba boyu şeklinde. Onun yüklemesini götürmesini de yaparız. Çekerim. Çünkü gideceğim. Akşam biraz erken geleceğim. Ki yardım edeceğim. Daha burada yatmıyoruz arkadaşlar. Hava aşırı soğumuş. Yani 12. ay da değil. Şu anda 11. ayın sonu. Sürü şu ahırda ve buraların altında. Bakın ne de güzel bir manzara. Başta buralara da yağmış da sonradan erimiş. Yavaş yavaş sonbahardan doğru, sonbahardan kışa doğru geçiş yapıyoruz. Ahırın kapısını açtık arkadaşlar. Sürü hızla tuz yemeye doğru koşuyorlar. İçeriden tavuk da çıktı. Sürü ihtiyacı olduğu kadar tuzu yedi arkadaşlar. Şimdi çeşmeye getirdik. Suyunu içiyor. Şu anda
Arkadaşlar yayladan bayağı uzaklaştık. Hava da biraz soğumaya başladı. Bakın arkadaşlar, şöyle de göstereyim. Yaklaştırayım. Bilenler vardır. Önceki yaylamız oradaydı. Yazın konakladığımız. Bakın bu dağlarda da kar var. Hatta şurada da var. Yılın ilk karını yedim bugün. Hava da soğumaya başladı. İster istemez sonbahardayız. Sürü de bu şekilde hala otlamaya devam ediyor. Şu an sürünün otlamasını engelleyecek bir şey yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Daha uzun süre dağlarda otlayabilir. Hatta bakın. Şurada gösterebilirsem odaklasın. Şurada bir sürüsü olan köyümüzün bir çobanı daha var. Köyümüzde şu aşağıda. Biz hala yayladayız. Böyle birkaç, yani az daha son zaman geçsin. Biraz daha zaman geçsin. Gidip karnımı doyuracağım. Yani karnımı doyuracağım derken çay demleyeceğim. Kara demlikte. Bu şekilde çayımızı içeceğiz. Arkadaşlar şu an geldim. Şu aşağıda bir tane çeşme vardı. Ama çeşmenin suyu kurumuş. Susuz kaldım. Ardından da şimdi de şişeyi arkadaşlar kar doldurmaya çalışıyorum. Şöyle küçük küçük. Çünkü su yok. Buradan daha yukarısında su bulamayabilirim. Bulamayabilirim değil, zaten bulamam da. Onu da belirteyim de. Ya var ama kilometrelerce uzakta. Bulunduğumuz coğrafya aslında susuz bir yer değil. Ama rakım yüksek. Her yerde su çıkmıyor. Dağın zirvesinde su çıkmıyor ama öyle dereler de var. O da bayağı aşağı gitmemiz gerekiyor. Onun için doldurmaya başladım. Biraz oldu aslında da. Çantaya attığımda bu sırtımda hareket ettiği sürece birbiriyle karışır erir. Şöyle biraz daha toplayayım. Allah'ım, bunun bilmiyorum. Sağlıklı mı? Umarım sağlıklıdır. Yani sağlıklı doğadan yağan kar. Ardından insan eli değmemiş bir bölge. Ve hiçbir çöpün, hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Hiçbir yaşamın olmadığı bir yer. Temiz olacağını düşünüyorum. Ağaç yaprakları, onlar zaten bir şey olmaz ya. Biraz daha toplayayım da. Şurada küçük böyle zibiller var. Küçük toz taneleri gibi bir şey. Bunları almıyorum. Ve henüz hala yeterli. Yeterli suya ulaşamadım. Telefonu, yani videoyu durdurayım. Ben biraz daha kar toplayayım şuralardan. Arkadaşlar zor bir şekilde ateşi yaktım. Çünkü hava aşırı rüzgarlı. Çıralar zor yandı. Kar suyu hala. Karlar erimemiş ama onlar erir umarım. Şu kadar. Şöyle iki parmak, belki üç parmak falan su var. Dikkatli olup değerlendirmem lazım. Hava aşırı soğudu.
gerçekten şunu okuyorum. Şu anda bakın şu anki bulunduğum manzarayı hiçbir yerde bulamazsınız. Ya bu manzarayı zaten bir yerde bulamazsınız. Buradaki doğayı. Ama buna benziyor. Şöyle karın, karın sonlar. Gayet güzel. Gözünüzün alabildiği kadar uzaklıkları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da belirteyim bakın. Zaten kar belli nerelere yağdı. Sadece yüksek kesimlerde kalmış. Şunu ayarladım. Arkadaşlar hemen geldim. Çayımı demledim. Şimdi demin attım. Dinlenmesini yani biraz çayın çıkmasını bekleyeceğim. Şekerim, peynirim her zaman olduğu gibi. Ya bir de tavuklarımızın yumurtası, ekmeğim ve bardağım var. Hava bayağı soğuk. Onu söyleyeyim cidden. Aşırı rüzgar esiyor. Hemen hızlı bir şekilde çayımı içeceğim. Sürü gidiyor. Şöyle bıraktım. Hayvanlar gidiyor. Ben de hızlı bir şekilde çayımı içip hemen sürüye yetişmem lazım. Ben bir çayımı içeyim. Daha sonra erken gideceğiz zaten yaylaya. Çünkü odun zamanı geçti de odunları köye götürmemiz lazım. Çünkü kar geliyor. Arkadaşlar güzel bir akşam manzarası oluştu ve bunu da hemen çekmek istedim. Bakın muazzam bir görüntü. Sürü aşağı doğru, yaylaya doğru iniyor. Yaylamızı da şöyle geri geleyim. Göstereyim. Yaylamız aşağıda. Sağ salim. Sürüyü güttüm. Doğada, yaylada, dağlarda güttüm. Geldim. Bu şekilde. Aşağı gitmedim. Aşağıda abim gir. Abim ve annem var. Odun doğruyorlar. Bakın. Gidip ben de yardım edeceğim. Önce şu sürünün şuradan sapasağlam inmesi lazım. Çünkü akşam saatleri bu aylar tehlikeli aylar olduğunu düşünüyorum. Ve belki öyle de zaten. Hemen şu ormanın içinden bir tane kurt çıksa şu oğla hızlıca alıp götürür. Ama unuttuğu bir şey var. Oğluş! Kaşınıyor. Neyse. Köpeklerim burada. Arkadaşlar. Sürü geldi. Ben de o esnada biraz odun doğradım. Ama o sıra telefonumun şarjı bittiği için arabaya taktım. Abim şimdi sürüyü içeri dolduracak. Ben de gün boyu sürüyü koruyan köpeklerimizin karnını doyuracağım. Az sonra. Oğlum dur. Gel. Altı köpeğim de karnını şu anda doyuruyor. Aralarını bu kadar mesafeli koymamın sebebi aralarında gerginlik olmuyor. Onun için sürü doluyor arkadaşlar yavaş yavaş içeri.